Çok büyük bir isim, yaşayan en büyük şair demiştim biraz önce ama herhalde çok az söyledim, çok az bir tanım oldu. Onun için birçok kelime söylenebilir ama biraz sonra salonumuza teşrif edecekler. Şu anda salonumuza teşrif ettiler. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli şairimiz Profesör Doktor Nurullah Genç Beyefendi şu an alanımıza teşrif ettiler. Alkışlarınız devam etsin. Kıymetli hocamı alkışlar eşliğinde sahneye davet ediyorum. Evet. Selamların en güzeli üzerinize olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı olsun Aksaray Kitap Fuarı. Bugün arkadaşa dedim ki birçok fuara gidiyorum, konuşuyorum, şiir okumuyorum ama Aksaray'da şiir okuyacağım dedim. Git dedim bana. Bana dedim standtan kitap getir. Gitti geldi ki kitap kalmamış hocam, ne yapacağız filan diye. Tamam şimdi soracağız. Dilek tuttum okunsun kitabı lazım. Bir var mı kimse de bilmiyorum. Sizde mi var? Yok mu? Yeni kitap ya, gelmemiş mi Aksaray'a? Eyvah. Dilek tuttum okunsun, ahım arşa dokunsun. Burak sen bunu bir yaz da telefondan bari okuyalım onu. Hindiba var görüyorum. Hindiba kitabını bir arkadaşımız bize ulaştırsın. Burak gel bak, orada bir hanımefendi de hem Rüveyda var önde arkada. Hem... Tamam Hindiba'yı al. Unutmayın ama bak ben yanımda alır götürürüm, gelin benden alın yani. Tamam, imzada unutmayalım. De Rüveyda'yı alalım. Siyah gözlerini beni de götür. Evet. Yağmur'dan da bir bölüm okuyacağız. Rüveyda geldi. Yani bu Yağmur da geldi. Teşekkür ediyoruz. Bu da böyle güzel bir anı oldu. Yani bir kitap fuarında kitap kalmadığı için kardeşlerimizden kitap isteyerek şiir okumuş olacağız. Bazı şeyleri de söylemekte fayda var. Evet, şiir okuyacağım ama. Aslında şiir... Bizim zaman zaman karşılaştığımız bir hadisedir. İnsanların hafife aldığı, hafife alabileceği bir sanat dalı değil. Aslında çok ağır bir sanat şiir. Ya kolay olan bir mesele değil ama bunu anlayabilmek önemli. Bunu fark edebilmek önemli. Çünkü şunu zaman zaman duyarsınız. Bizim zamanlarımızda çokça kullanılırdı. Ya şiir nedir? Karın doyurur mu? Neye yarar? Filan diye. Batılıların da yaptıkları çeşitli sıralamalar var. Bizim bilginlerimizin, alimlerimizin de insan ihtiyaçları sıralamaları vardır. Yani insan neye ihtiyaç duyar? Bunun cevabını arar bazı bilginler. İşte insan ihtiyaçlarına baktığımızda aslında şiirin insan olma ihtiyacı olduğunu görürüz. İnsanın insan olma ihtiyacını hissettiği yerde şiirin, sanatın, edebiyatın başladığını fark ederiz. İnsan diğer canlı varlıklar gibi yer, içer, barınır. Biz ona fizyolojik ihtiyaçlar diyoruz. Yani karnımız acıktığında yeriz, susadığımızda su içeriz. İşte geldiğimizde kardeşlerimiz hemen bize su ikram ettiler, çay ikram ettiler. Yemeğe götürelim dediler. Sabahleyin geldik, kahvaltımızı yaptık. Barınmak için bir otel odasına gittik. Akşamleyin kuş yuvasına uçarken... Kedi barınacağı yere giderken insanlar evlerine döner. Bunlar bir ihtiyaçtır. Her biri birer ihtiyaç. Evi olmayan insanın ev sahibi olmak için nasıl çırpındığını hepimiz biliyoruz. İşte bugünlerde kamu organizasyonuyla ev için arsa satışları filan haber oluyor her yerlerde. Bunlar bizim barınma ihtiyaçlarımızın karşılanması için yapılan işlerdir, faaliyetlerdir. Ramazan'da bakıyorsunuz belediyeler iftar çadırları kuruyor. Yüzlerce insan, binlerce insan iftar ediyor oralarda. Fizyolojik bir ihtiyaçtır yemek, içmek. Bunun dışında işte aileyiz. Biz birbirlerimizle bir araya geliriz. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla. Kalabalıklar halinde yaşarız. Yalnızlık pek tatmin edici bir kelime değildir. Yalnız kalmak insanın canını sıkar. Bir dost arar, arkadaş arar. Buna bütün canlılar için sürü ihtiyacı denir. Birliktelik ihtiyacı, beraberlik ihtiyacı denir. Bunun arka planındaki kelime sevgidir, aidiyettir. Ait olduğunu hissetmektir. Daha doğrusu başkası tarafından takdir edilmektir.
başkası tarafından tasdik edilmektir, kabul edilmektir. Aa, Nurullah Hoca geldi filan. Filan geldi, filan geldi, kardeşim geldi, dostum geldi. Buna muhatap olmak insan için önemlidir. Diğer canlı varlıklarda, hayvanlarda da yine sürü halinde gezme, hareket etme, birlikte hareket etme içgüdüsü vardır. Bu yüzden atasözleri bile var, biliyorsunuz. Sürüden ayrılan kurdu ve koyunu, kuzuyu kurt kapar demişlerdir. O sürü ihtiyacı diğer canlı varlıklarda var, onlarda da var. Bizde biraz abartılı durur onlara göre. Ama sorun şu, mesele şu, ondan sonra ne olacak? Bunlar tamam, diğer canlı varlıklarda da eşitiz. Hatta bu minval üzere eskiler, insan için el insanu hayvanun natıkun demişlerdir. İnsan konuşan hayvandır. Hayvan canlı demek. Biz böyle bir hakaret cümlesi gibi anlarız. Yani biri bana dese ki sen hayvansın derim, doğru. Bir başkası yumruğunu sıkar, adamın gözünü şişirir. Halbuki hayvan hayat sahibi demektir. Hayat sahibi, hayvan. Biz hemen öbürüyle özdeşleştiririz. Evet, yeme içme, barınma, sürü, sevgi, ait olma noktasında her birimiz diğer hayvanlar gibi birer canlıyız. Canlı varlığız, hayat sahibiyiz. Peki onlardan farklı olacağımız yer neresi? Biz ne zaman insan olacağız? Ya da bir başka soru şu, onlar gibi olursak sadece bir ömür, yemenin, içmenin, barınmanın, eğlenmenin, ait olmanın, sosyal programların filan içinde sadece kalıp, bir araya gelip bu arzularımızı tatmin ederek yaşarsak onlardan farkımız ne olacak? Ormanda bir çita öldüğü zaman, kaplan öldüğü zaman, yakınınızdaki bir kedi öldüğünde ya da kuş ya da bir başka hayvan, ufacık bir sinek öldüğünde ne kalır dünyada? Bir şey kalmaz, gömülür gider. Peki insan öldüğünde ne kalır dünyada? Onun için eskiler demiş ki merkep ölünce semeri, insan ölünce eseri. Peki eser verme nerede başlar? İşte bu üç ihtiyaçtan sonrasında başlıyor. Oraya biz kendini güncelleme, gerçekleştirme filan deriz. Motivasyon bilimindeki adı da böyledir. İnsanın kendine ait kabiliyetleri, karakteri, kişiliği bir esere dönmeli. İnsan başkalarına da örnek olabilecek ve kendisinden sonraya da kalabilecek bir avaz, bir ses, bir seda bırakmalı. Ve bu sözün sahibi de o yüzden insandır. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Düşünmeli bir anlamda, ben hangi sesi bırakacağım, hangi sadayı bırakacağım diye. Dünyanın nesilden nesile, insandan insana giden, yansıyan, ezberlenen, ötelenen, başkalarına aktarılan en gür sadası İlahi öğretiden sonra şiirdir. İşte şiirde nedir ki? Karın doyurmaz. Ben şiirle ilgilenmiyorum diyen adam ne bedbaht adamdır. Ne kadar kendisine kıymış adamdır. Şiir bilmeyen, şiir ezberlemeyen, şiirin diline vakıf olmayan, şiiri hayatında kullanmayan adam ne kadar yoksuldur. Asıl fukaralık budur. O ne zengin adamdır, malı mülkü yoktur, serveti yoktur. Pek bir şeye sahip değildir ama şiir bilir, şiir söyler, dimdiktir, ayaktadır. Mesela adı Muhammed Şems'tir, Hafız-ı Şirazi'dir. 25 yaşında bir delikanlıdır, şairdir, şiir söyler ama hiçbir şey yoktur. Timur Semerkand'ı ve Buhara'yı aldığında vergiler koyar, der ki benim bir şeyim yok, benden vergi istiyor. Halbuki şiir isteseydi onlarca şiir verirdim ben Hakan'a. Ben nasıl vergi vereyim, param pulum yok ki der. Bakın şiirin farkına bakın şimdi. O günlerde Timur da insanların dillerinde bir beyt işitir. Bakar ki Semerkant'ta, Buhara'da bir beyt dudaktan dudağa, dilden dile dolaşıyor. Canı sıkılır Timur'un. Bir ay önce kabri şerifinin başındaydım Timur'un. Ufacık bir kabri var. Büyük bir kabrin yanına gömmüşler. Sordum, Timur'un kabri niye böyle küçük? Bu neden büyük? Dediler ki o şeyhinin kabri. Beni şeyhimin ayaklarına gömün demiş.
Şah-ı Nakşibend'in kabri şerifine gittik. Dediler ki önce oraya değil buraya gideceksiniz. Bir küçük kabre gittik. Burası nedir dedim. Dediler ki Şah-ı Nakşibend'in vasiyeti var. Anneme gitmeden bana gelmeyin demiş. Hani bizim medeniyetimizin kadına dair düşüncesini birileri zaman zaman sorgular ya. Siz bu hakka sahip değilsiniz. Siz biz medeniyet olarak kadına ne kadar değer verdik bir bilseniz. Bilmeyenler, cahiller küçümseyebilir. Ama insan delinen eşrefi mahlukatı doğuran bir varlık dünyanın en değerli varlığıdır. Hiç kusura bakmasınlar, erkekler bir adım geridedir. İnsan önce annesine şükrünü bildirir, teşekkürünü, sonra babasına. Ben bütün dualarımda önce annemle başlıyorum, sonra babama dua ediyorum. Çünkü anne öndedir, baba bir adım arkadadır. Anne eşrefi mahlukat olan insanı rahminde taşıyıp dünyaya getiren dünyanın en kıymetli varlığıdır. İşte bu yüzden Şah-ı Nakşibend diyor ki önce annemi ziyaret edin. Ve önce annesine gittik. Sevgili kardeşlerim, işte o Timur şu beyti duyuyor. Ey sevgili, sen o kadar güzelsin ki senin yüzündeki beni görebilmek için Semerkant'ı ve Buhara'yı feda ederim diyor Muhammed Şems. Yahya Kemal'in üstadı Hafız, Hafız-ı Şirazi. Timur bu beyti işitince diyor ki bu densizi yakalayın getirin. Tanımıyor. Genç bir adam, 25'li yaşlarda. Diyor ki bu nasıl böyle cesaret edebilir? Benim savaşarak askerlerimi feda ederek aldığım Semerkant'ı ve Buhara'yı sevdiğinin benine böyle bu kadar veren adamı bir getirin, merak ettim diyor. Öyle kolay mı Semerkant'ı Buhara'yı veriyorsun ya sevgilinin benine? Ben bak bir sürü savaştım, kan döktüm almak için. Yakalayıp getiriyorlar. Muhammed Şems şair. Kişilik sahibi bir adam. Eğilmiyor bile. Dimdik. Sultanım, Hakan'ım, beni istemişsiniz. Emirim diyor. Oradaki lakap emirdir biliyorsunuz. Emir Timur diyorlar. O densiz sen misin diyor. O cahilce, cesur, cesaret sahibi. Hayırdır emirim. Hani diyor bu Semerkant'ı ve Buhara'yı sevdiğinin yüzündeki beni görmek için feda eden adam sen misin? Evet diyor, benim. Bu nasıl densizlik diyor. Ben ordumu verdim, kırdım, askerlerimi feda ettim almak için. Sen nasıl bu kadar cesur davranabilirsin? Semerkant bu ara senin miydi ki verdin? Evet benimdi diyor, verdim gitti. E peki bu nasıl bir iş diyor ya. Ben askerlerimi kırdım. E Hakan'ım, emirim, niye kızıyorsunuz diyor. Siz bilmiyor musunuz Allah herkese farklı farklı kabiliyetler vermiştir. Nasıl yani diyor. E size alma kabiliyeti vermiş, bana da verme kabiliyeti vermiş. Siz ala ala en son geldiniz, Semerkant'ı Buhara'yı da aldınız, ben de vere vere verdim, hiçbir şeyim kalmadı, bir de benden vergi istiyorsunuz, yani hiç olacak şey mi diyor. Emir Timur şaşırıyor, duruyor, şöyle bir düşünüyor, diyor ki asıl sultan bu işte diyor, asıl Hakan bu. Şaşırıyor yanındakiler. Neden diyorlar ey emirimiz? Çünkü diyor, bakın bana nasıl bir ders verdi biliyor musunuz? Ben ona sevgilinin yüzüne feda ettiği, bana feda ettiği Semerkant'ın, Buhara'nın hesabını sorarken o bana dedi ki dur bir dakika, veren el alan elden üstündür. Bizim peygamberimiz böyle buyuruyor. Veren el alan elden üstündür. Benden üstün olduğunu bana hissettirdi. İşte benim ülkemde özgürsün diyor. Git diyor, ne yapıyorsan yap, bundan vergi de almayın. Ve Muhammed Şems ondan sonra huzurdan ayrılıp Semerkant'ta ve Buhara'daki hayatına devam edip bütün dünya şiirini etkilemiş o muhteşem şiirlerini yazmaya devam ediyor. Şiir böyle bir sestir, böyle bir güçtür. Muhammed Şems para kazanayım, vergi vereyim, aman ha akşama güzel yemekler yiyeyim, gece iyi bir yatakta yatayım derdiyle yaşayan bir adam mıydı? Değildi. Peki bu derdi niye taşımıyordu? Serveti mi vardı? Değildi. Burada da şunu söylemek istiyorum. Aslında bu ihtiyaçlara bizim insan olarak verdiğimiz değer önemlidir. Ya biz buna ne kadar değer veriyoruz? O önemli. Sizin için değerler dünyasında yeme, içme, barınma filan birinci sıradaysa dünya sizin olsa bir şey ifade etmez. Bütün dünya sizin servetiniz olsa
Bir vadi altın verseleri, ikiyi istersiniz, iki vadi altın verseleri, üçü gözünüz ancak toprak doyurur. Ama bütün bunların üzerine çıktıysanız Muhammed Şems gibi, onlar sadece varlığınızı devam ettirebilmek için bir vasıtadan ibaret ise, o zaman bütün dünyayı size verseler de bir anlam ifade etmez. Haykırırsınız kalbin sesini. İşte kalbin sesi şiirdir. Kalbin sesi imandır. Kalbin sesi izandır. Kalbin sesi irfandır. Kalbin sesi hikmettir. Sanatı, edebiyatı, şiiri böyle algılayamadığımız bir dünyadan noksan kalırız. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, çocuklarınıza şiir öğretin. Onların yanında şiir okuyun, şiir öğretin. Çünkü kitaplar da okuyun ama en kolay çocuğa tesir edecek cümle şiir cümlesidir. Kolaydır, ezberlenir, sehli mümtenidir. Çocuk şiirleri okuyun, basit basit şiirler okuyun. Bu kardeşinize o kadar tesir etmiş ki 9 yaşında 20'nin üzerinde şiir ezberlemiştim ben. Okulu olmayan bir köyde. Fuzuli'nin gazelini okuyordum 9 yaşımda. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemmi yanmaz mı diye. İhtiyaç budur. Biraz önce çok kıymetli belediye başkan yardımcımızla konuşurken, ki belediyemize, başkanımıza, onlara teşekkür ediyorum bu güzel faaliyeti ve organizasyonu yaptıkları için. Allah emeklerinin karşılığını versin. Sayilerini, çalışmalarını artırsın. İnsan için sayinden başkası yoktur diyor Rabbimiz. Çabamızdan, çalışmamızdan başkası yok. Orada da söyledim. 7 yaşla 3 yaş arası çocuğun kimliği, kişiliği oluşmaya başlar. Siz düşünsenize 3 ile 7 yaş arası şiirle büyüyen bir çocuğun kişiliği şiir gibi olmaya başlar. Edebiyat gibi olmaya başlar. Neden? Çünkü edebiyat edep kökünden gelir. Edep incelik demektir, nezaket demektir, ölçülülük demektir, dürüstlük demektir, naiflik demektir, güzellik demektir. Edep insana yakışan demektir. Edepsizlik tam tersi demektir. Ölçüsüz, kaba, ince olmayan, zarif olmayan, naif olmayan, insanı rahatsız eden, itici, sözünü bilmeyen, patavatsız. Eskiler o yüzden derlermiş ki, edebi kimden öğrendim biliyor musunuz? Bir edepten, edepsizden öğrendim. Edep yahu derlermiş mesela. Birisi bir yanlış söz söylediğinde edep yahu. Kişi de zannedirmiş ki ona söylüyor. Hayır, edep yahu cümlesi bir dua cümlesidir. Hat sanatında da çokça kullanılmıştır. Edep yahu demek, Allah'ım buna edep ver demektir. Buna ölçülülük nasip et. Peki söz edepsiz olabilir mi? Kelam edepsiz olabilir mi? Kelamın ölçülülüğünün, kelamın güzelliğinin şahikasıdır şiir. İşte şiirle büyüyen 3-7 yaş arasındaki bir çocuğun halini siz düşünün. Bir de bundan uzak, kaba saba davranışlar içerisinde, kavgalar içinde büyüyen bir çocuğun. 10 yaşından itibaren de 7-10 arası artık dalgalanır. O birikimle çocuk biraz daha büyümeye, ergenliğe doğru yol almaya başlar. Ama 10 yaşla 21 yaş arası da sorumluluk çağıdır. Artık sadece şiir dinleyen çocuk değil, şiir okuyan çocuğa dönüşmesi lazım. Yani ona demeniz gerekiyor ki bir şiiri ezberle, gel oku bakalım. Onundan sonra da bu çizgi başlar. Bunu başlatabilirseniz aileleriniz, çocuklarınız güzel büyürler, edepli büyürler. Şiir gibi çocuklarınız, şiir gibi aileleriniz olur. Ama aile yapımız dağılıyorsa, parçalanıyorsa hepimiz için büyük tehlike. Benim için de öyle. Bizim için, vatanımız için, milletimiz için biraz da bu anlamı, bu manayı çocuklarımıza öğretemediğimizdendir. Şiirle büyümeyen, edebiyatla büyümeyen çocukların 20 yaşında, 18-19 yaşından sonra kurdukları ilişkilerde kaba saba durmalarının sebebi bundandır. Zarif olamamalarının kaynağı işte burasıdır. İki kelam bir söz dağıtmalarının, kırmalarının, kıymet bilmemelerinin sebebi budur. Sosyal medyamıza baktığımda canım yanıyor. Tanımadıkları insanlara onlarca küfür edenler,
3-7 yaş arasında acaba hangi şiirle tanıştılar ki? Tanışmadılar. Küfürle tanıştılar çünkü. Bundan yıllarca önce kardeşimin bir çocuğu dünyaya gelmiş. 2 yaşına gelmiş de konuşmaya başlayacak. İlahiyatta okumuştu. İlahiyat mezunu. Öğretmen kendisi. Sofraya oturduk. Çocuğunu kucağına aldım. Döndü çocuğuna, dedi ki amcana bir kaş çat bakalım. Kaşlarını çatmayı öğrenmiş çocuk. Dedim ki Cemil dedim, ah dedim, keşke tebessüm etmeyi öğretsen çocuğa. Ah abi dedi, ya bunu hiç düşünemedim dedi. Dedim ki çocuğa şöyle deme, kaşlarını çat. Büyüdü mü sana da çatar kaşlarını. Çocuğa de ki bir tebessüm et çocuğum bakalım. Bir gülümse. Ya bir de gülümse yazsana telefonla. Gülümse, çünkü yeni kitaptaydı, o da henüz burada yok. Tam bunun üzerine de gülümse şiirini okuyayım. Son bir şey anlatayım, ondan sonra da şiire geçeyim. Birkaç da şiir okur bitiririm. Burada da anlatmış olayım. Kayseri Kitap Fuarı'ndan dönüyorum. Elimde çantalarım var. Arkadan binmem lazımmış uçağa. 22 nolu bileti verdiler bana. Dediler ki arkadan geçin. Arkaya geçtim, yürüyorum. Ellerimde kalabalık. Çarpıştık o anda birileriyle. İki tane ızbandut gibi kardeşimiz. Dedim ki ya keşke önden binmeseydiniz, arkadan binseydiniz. Onların bileti daha arkada. Tırnağım kanar gibi oldu, acıdı. Büyük iri yarı olanı dedi ki boş boş konuşma. Ha ben olsam özür dilerim. Hani kusura bakmayın, gerçekten önden binmişim, size çarptım filan diye. Boş boş konuşma dedi. Ben de döndüm, özür dilerim dedim. Doğru, ben boş konuştum. Ne yani, bir şey mi ima ediyorsunuz dedi. Yo hayır hayır dedim yani. Ben hemen kaçmaya çalıştım. Geçtim yerime, oturdum. Bakıyor ara ara. Böyle bir baksam diyecek ki bir dakika ne bakıyorsun filan. Kardeşimiz birilerine dayak atmayı özlemiş. Benim de dayak yiyecek günüm değil. Hani yoksa hadi şu sırtıma bir iki tane vur da rahatla kardeşim diyebileceğimiz bir an. Hani biri vurmak, vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek filan ya bizim medeniyetimiz. Ama zaman o zaman değil. Uçaktan indikten sonra zor kaçtım. Hemen dedim Nurla kaçıver git. Aman ha. Ha dayak yemediğimden değil. Yani ömür boyu o kadar dayak yedik ki. Ya bir sürü dayak yemişim ben. O siyasi dönemde düşünün, yurtlarda kalırdık, nöbet tutardık dayak yememek için. Birdenbire bir kavganın içinde kalırdık. Allah, taraflardan biri gibi dayak yerdim ben de. Ya durun, benim bir işim yok filan deseniz de bir işe yaramıyor. Ortaokulda 3. sınıfta filan, ortaokul 1. sınıfta 3 ay dayak yedim Kars'ta çocuklardan. Dayaktan korktuğumdan değil ama niye kavga edelim ki? Dostluk varken, sevgi varken niye kavga edelim? Birbirimizi anlamak varken niye çatışalım? Güzel bir söz söylemek varken niye küfredelim? İnsana insan gibi davranmak varken niye hakaret edelim? İşte bundan dolayıdır. 3 gün sonra da Erzurum'dan dönüyorum. Erzurum'da da yine havaalanına gittik. X-ray cihazına doğru yürüyorum. Böyle bir genç kardeşimiz elleri de sırtında böyle koymuş, yürüdü geldi. Sıra filan dinlemeden ön tarafa geçti. Kendi kendime dedim ki müdahale etme, bak bu da der ki boş boş konuşma, oturur kalırsın orada. Yalnız öndeki adam müdahale etti. Ya dedi görmüyor musun, sıra var dedi, sen geldin geçiyorsun. O da dedi ki benim hiç çantam falan yok, ben hemen geçeceğim. Benim de yok kardeşim dedi, ceketim var dedi işte, ya da küçük bir el çantam falan. Baktım bunlar kavga edecek. Gittim delikanlının yanına, bizim Erzurumlu dadaşımızın yanına. Dedim ki sevgili kardeşim, oradakilerle konuştum, yanındakilerle konuştum, buradan alabilir miyiz diye. Olur dediler. Kavgayı çözelim. Dedim ki konuştum, benim yerimden gir gel dedim. Döndü dedi ki boş boş konuşma. Dedim ki kaderde bu sözü duymak varsa sen engel olamıyorsun yani. Adama iyilik yapayım dedim, adam bana boş boş konuşma dedi. Gittim otur, bulabildin mi şiiri? Tamam. Gittim oturdum uçağa. Kendi kendime böyle bir hüzünlendim. İşte bunlar aklıma geldi. Ben ne o delikanlıya ne de o uçaktakilere kızamıyorum biliyor musunuz? Onların 3-7 yaşını hayal ettim. Acaba nasıl büyüdüler? Gerçekten de onlara Yunus Emre'nin şiirleri okundu mu mesela o çocuk yaşlarında? Ya da güzel kıssalar, masallar anlatıldı mı? Onlara insana insanca davranış gerek sözü öğretildi mi acaba? Onlara acaba dendi mi gülün yaprağı dikeninden daha kıymetlidir? İşte onlara dendi mi acaba tebessüm,
kaşlara çatmaktan daha değerlidir. Üzüldüm. Sonra Peygamber Efendimizin bir kıssası aklıma geldi. O kıssadan sonra da şimdi okuyacağım şiiri kaleme almak nasip oldu o uçakta. Peygamberimize Mescid-i Nebevi'de tatlı ya da meyve ikram ettiklerinde bir tanesini tadar arkadaşlarına dağıtırmış. Yermiş bir tane iki tane dağıtırmış. Ashab-ı Suffa var orada hemen Mescid-i Nebevi'nin bitişinde ilim tahsil edenler. Ama bunlar genellikle yalnız dışarıdan gelmiş peygamberimize iman etmiş kölelikten azat olmuş maddi gücü hiç olmayan orada Beytülmal'den beslenip ilim tahsil ediyorlar. Sanki bir vakıfta kalan öğrenci gibi düşünün. Onlardan birisi de imrenirmiş ya bir gün bir şeyim olsa da Efendimiz'e ikram etsem o da başkalarına dağıtsa. Böyle birkaç sene beklemiş bir şey yok Medine hayatında. Bir gün bakmış ki Medine'nin sokaklarında üzüm dağıtılıyor. Üzümler de gösterişli böyle renkleri falan çok güzel. Hemen koşmuş kaba almış doldurmuş getirmiş Mescid-i Nebevi'ye girmiş. Ey Allah'ın elçisi demiş. Yıllardır bekliyordum bir şeyim olsun size ikram edeyim siz de başkalarına ikram edin. Yemez misiniz? Efendimiz almış, tebessüm etmiş, gülümsemiş, teşekkür etmiş ona. Üzümlerden birisini tatmış, yemiş, tekrar tebessüm etmiş. Allah razı olsun ya, ne güzel üzüm getirdin bana. İkinciyi yemiş, üçüncüyü yemiş, dördüncüyü, kimseye ikram etmek yok, yarısı bitmiş üzümlerin. Durmadan üzümleri yiyor peygamber, kimseye üzüm vermiyor. Ashab şaşkın. İlk defa gördükleri bir şey. Peygamber bütün üzümleri götürüyor. Bizim tabirle hani o kaba tabir var ya. Böyle der ya götürüyor filan. Yiyor kardeşim yiyor tabi. Götürmüyor yiyor. Ya yemeği kullan yani. Bak bak neyi götürüyor filan. Böyle kabaca söyleriz bazen. Efendimiz tam yarısına geldiğinde arkadaşı dayanamamış dışarıya koşmuş. Arkadaşlarına koşmuş. Sevinç çığlıklarıyla ben mutlu olayım diye bütün üzümleri kendisi yiyor demiş. Çünkü yıllardır bekledim. Bittikten sonra sormuşlar ey Allah'ın elçisi. Neden bize ikram etmediniz? Siz yerdiniz, tadardınız, verirdiniz. Efendimiz buyurmuş ki üzümler öyle acıydı ki. Üzümler öyle ekşiydi ki. İçinizden birisine verseydim onun mutluluğu bozulacaktı. O kardeşimizin mutluluğu bozulmasın diye bütün acı üzümleri ben yedim. İşte bu aklıma geldi. Birbirlerimizin acı üzümlerine tahammül edemiyoruz. Hemencecik kırıyoruz, dağıtıyoruz, döküyoruz. Birbirlerimizi sevmekte zorlanıyoruz. Allah için sevmek ne kadar güzeldir. Bunu yapamıyoruz. İşte o kardeşlerimizin bundan mahrum bırakıldığını düşündüm. Dedim ki bununla mahrum kalmasalardı o üzümden. Ve ona inansalardı herhalde biri bana öyle demezdi, öbürü de boş konuşma demezdi. Ben niye suçlayayım ki onları? Biz böyle yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Gençlerimizi ve çocuklarımızı şiirden, sanattan, edebiyattan, dolayısıyla da edepten mahrum bırakmayın. Çünkü edep, edebiyatla, sanatla gelişir ve çoğalır. Eğer edebiyatı da edepsizliğe mahkum ederseniz, yani şiiri, romanı çirkin cümlelerle donatırsanız bu sefer de edepsizliği yayarsınız. Dünyada iki tane yol vardır edebiyatta. Birisi Hasan bin Sabit'in, Ka'b bin Züheyr'in yolu. Birisi de Marquis de Sade'ın yoludur, sadizmin yoludur. Sözü alçaklığa, küfre, kötü söze mahkum etmek kelamı. Birisi esfeli safiline götürür. Birisi alayı illiğine çıkarır yukarıya. Biz müminlere, biz güzel insanlara düşen sözü edeple buluşturmak ve yukarıya çıkarmaktır. İşte o gün uçakta yazılan şiir bu şiirdi. Gözyaşlarına gülümse. Şiirin adı Gülümse oldu. Gözyaşlarına gülümse. Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzünü. Dudaklarına gülümse. Kelamın kirlendiği vakitlerde sessizliğin durağı erdemin kapısıdır onlar. Avuçlarına gülümse çizgilerinde kaderin kardelen tohumları. Adımlarına gülümse. Gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzamlı küf kokan topraklarına. Ansızın yıkılan evler gibi yalnızlığın üzerine çökmeyen yüzünün cilası
insanlığının yurdu, onuruna gülümse. Gülümse, gülümsediğin. Gülümse, gülümsediğin, bil ki seni de bulur o münteha mahşerinin rahminde. Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere, yetimlerin umutlarına gülümse. Hastalığa duçar olup gündüzü gece olanlara, uykusuzlara, susuzlara su ver tebessümünle. Ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini. Sevgi kıtlığından biçarelere, yoksullara gülümse. Bir de gülümse, gülümsemeyi bilmeyen kavga nadanlarına. Bakarsın bir dolunay mahbub olmuş ağlayan düşlerine. Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzülür gözlerine. Bazen de bana gülümse sevdiğim. Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler aramızda yükselen kayaların kalbinde birer birer açıyorlar yeniden. Bakarsın yolunu kaybeden yolcu son durağına yürüyor hasretinin. Bu kadar mı zordu bir mumun alevine dokunmak ve sevmek ıstırabımı? Bir dalın çürüyen yaprağı mıydı hayat? Güneşi arayan gölge kimindi? Bağışla, incinen bahar, yanan mektuplar benimse. Gel yeniden buluşalım derinde, çeşmelerden gökyüzüne akalım, tut ellerimden, hadi gülümse. Aziz kardeşlerim, tebessümü sadaka olarak tasvir eden bir peygamber kainatın ufkundadır. Başkası yoktur. Tebessüm sadakadır diyor. Bazen selam veriyorum ve tebessüm ediyorum. Birkaç defa hayırdır beni tanıdınız mı diye sordu insanlar. Yanıma geliyorlar, tanışıyor muyuz diye. Ne kadar acı biliyor musunuz? Bilsek ki mümin tebessüm eder, selam verir, sormayız kimseye beni tanıdınız mı diye. Ne kadar azalmış, ne kadar zayıflamış bu damarımız bizim. Mesela gidin bir metroya binin, bir vapura binin, bir trene binin. İnsanların nasıl somurttuklarını göreceksiniz. Tutundukları yerde yüzlerini nasıl asıldığını göreceksiniz. Hep oralara gittiğimde diyorum ki bunu tersine çevirdiğimizde dünya başka bir dünya olacak. İnsanlar beden dillerinin yazıdan ve sözden daha etkili olduğunu anladıkları gün dünya değişir. Yazının ve sözün etkisi %25'tir. Beden dili %60 etkiler çevreyi. İletişim de bu kuraldır. Aman sen de kimseyi ilgilendirmez, benim yüzümden kimseye ne filan diyemezsiniz. Oturduğunuz yerde hiç kimse sizi tanımıyorsa da somurttuğunuzda başkalarının ruh dünyasına borçlu hale gelirsiniz. O yüzden beden dilimiz son derece önemli. Yahudi bir adam, gazeteci, eşiyle beraber metroya biniyorlar. Sabahleyin de evden ayrılırken Kur'an'a bakmışlar. Masanın üzerinde Kur'an'ı bırakmışlar, kapatmışlar. Ve şöyle demişler birbirlerine, eğer İslam hakikat ise Allah bize bir işaret göndersin. İşten dönerken metroda birbirlerinin yüzlerine bakmış, insanların yüzlerine bakmışlar ve konuşmuşlar. Demişler ki, insanlar nasıl da somurtuyorlar. Eve döndüklerinde bir de bakmışlar ki Kur'an açık. Kapattıkları Kur'an açık. Merakla gitmişler acaba hangi sayfa açıldı diye. Okudukları ilk ayetin manası şöyle. İnsanlara bakmaz mısınız? Geçim derdiyle ve başka bir takım dertlerle nasıl da somurturlar. Orada Müslüman olmuşlar. Ve o adam Mekke'de geçirmiş ömrünün büyük kısmını ve büyük bir tefsir yazmış. Bilen var mı bilmiyorum. Allah razı olsun.
Muhammed Esed adını alan adam, bu adam işte Kur'an'ı açık bulan adam. Ya somurtmak bu kadar önemli, kötü. Evinizde eşinize dair duygularınızı bozar. Çocuklarınız sizden yanlış ilham alır. Komşunuz der ki acaba ne oldu? Tanımadığınız adam der ki ya adamın haline bak filan. Onun için tebessüm, gülümse şiirde inşallah buna hizmet eder de birileri bizim şiirimizde de tebessüm etmeye başlar. Ne kadar kaldı Burak? Bitti mi? O zaman Hindiba şiiriyle programı tamamlıyorum. Çünkü uçağa gideceğiz tekrar buradan. Yolumuz uzun, imzadan hemen sonra da uçak var. Söyle bana Hindiba. Bu şiirle bitirelim. Rüveyda'yı aldık, Yağmur'u aldık. Rüveyda'dan kısa bir bölüm, Yağmur'dan da kısa bir bölüm. O kardeşlerimiz de kızmasınlar ya, kitabımızı aldı, hiçbir şey okumadı filan diye. Sular köpürmemeliydi Rüveyda. Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan. Kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber. Ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş. Yargılamak için zeval kayıtlarını, inkılap bekliyorum. Bu Rüveyda'dan bir bölümdü. Nefes alayım azıcık ya. Yağmur'dan bölümü hatırlamaya çalışıyorum. İlk yazılan bölüm. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Bu da Yağmur'u gönderen kardeşimize ithaf olsun. Diğeri Rüveyda'yı. Ve söyle bana Hindiba'yı gönderene de Hindiba'yı ithaf ederek okuyup bitirelim programı. Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yârim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar. Bilemezsin, hayal akşamlarında renklerini kuşatan damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim. Kara yere verdim ayaklarımı. Söyle bana, eceli kim tutar perçeminden? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare, o memnu, o dilruba? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime. Deniz feneri değilim. Önce yürü bu vefasız ülkeden. Sonra uzan bir tenhaya. Sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün, sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba hangi demin ateşidir içimde? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar gönül hanesi? Sen nasıl bu kadar yar divanesi? Sen nasıl bu kadar çerağı ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi? Ben korku değilim kapı aralarında. Pencerenin infilakı değilim. Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim bir ressamı aldatır bir yerlerde. Bir eşya bir hamalı. Ben hala öğütülen anılarıma değil, değirmene inanırım. Bu derin aldanış kimden kalmadır? Bu uzaklık, bu diba. Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiir bohçası? Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi?
Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından. Ellerim ışıldar alacakaranlıkta. Saklambaçlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını anmak. Döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş yanığıdır düşlerim. Sonbahar ruhumu bekleyen oba. Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar sevda hecesi? Sen nasıl bu kadar hayal incesi? Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı? Sen nasıl bu kadar tarih öncesi? Sevgili kardeşlerim, hindiba sarı bir çiçektir. Mavisi de vardır. Kara hindiba diye de anılır. Allahu alem Yunus Emre'nin sarı çiçeğiydi hindiba. Çünkü her yerde en çok çoğalan çiçek sarı hindibadır. Tüyleri bir tüy topuna döner yaprakları ve çocuklar üfürdükçe çoğalır. Onlar tohumlarıdır. Yunus Emre, sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır derken büyük ihtimalle hindibaya seslendi. Çünkü onun yürüdüğü yerlerde de en çok hindiba var. Ama bizim medeniyetimizin tohumu da hindiba tohumları gibidir. Öyle bir savrulur ve yeşerir ki anlayamazsınız, fark edemezsiniz. İşte bunun için Peygamberimiz buyurmuştur ki İslam garip olarak geldi, garip olarak gidecektir. Onların tam da sıkıştıkları bir dönemde Medine'den onlarca insan gelmişlerdir ve kendisine tabi olmuşlardır Akabe biatlarında. İşte hindiba böyle bir çiçek. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Belediye başkanımız da buradalar. Size bir hediye takdiminde bulunacaklar. Hediyelerini takdim etmek üzere alkışlarınızla belediye başkanımız Doktor Öğren Dinçer Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. İçeride mi? Evet, dışarıda. Tamam. Ben şimdi alacağım. Kitapları sahiplerine ileteceğiz.